Hasan Ali yıllardır Alex varken yıllardır attılar. Yok Caner attı, Gökhan attı. Ya inanamıyorum ya, nasıl yersiniz abi onu? Yani ya hep aynı gol. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması var. Şampiyon Medipol Başakşehir'le birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor. Her birinin başarının devamını diliyorum demiş Cumhurbaşkanımız. Evet, Emre sen mi bir şey söylüyordun hocam? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Tecrübesizlik falan diyor ya Fahir Hoca. Hocam sen Fenerbahçe için tecrübesiz bir antrenör, teknik direktör olabilirsin ama Fenerbahçe takımının içerisinde bütün oyuncular neredeyse tecrübeli. Kimden bahsediyor şimdi? Bir de tecrübeli olmaya gerek yok. Halı sahada bile ön direkte bir adam durur değil mi? Halı sahada bile oynarken ön direği tut dersin birisine. Abi ön direği boşaltıyorsun. Güven çocuğunun diye... kulakları çınlasın. Direğe sevgilinmiş gibi yapışacaksın. Abi der. Bu kadar net ya, bu futbolun en bilinen şeylerinden bir tanesidir. Tecrübesizlikle alakası olmayan bir durum yani. Bunun adı tecrübesiz değil, affedersin tırnak içerisinde aptallık. Ön direkte Hasan Ali bırakıyor rakibini ve Altay da ön direkten kapattığı köşeden gol yiyor. Normal şartlarda Süper Lig seviyesinde bir takımın yememesi gereken bir gol. Hiç, hiç yani. İlk golü ne diyeceksin? Yine Hasan Ali'nin böyle topa baktığı bir pozisyon. Top geliyor, Vida'nın eline düşüyor. Hasan Ali de ilk yarın bu arada Ferdi ile beraber en iyisi. En iyisi. Ama işte bak bu tip hatalar zaten belirliyor. Ama buralarda kaderi belirliyor. Kaleci de var tabii. Yalnız Novak'ın açıklaması enteresan. Elimizdeydi, kaybettik. Futbol içinde böyle şeyler yaşanabiliyor. Önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi vermeye devam edeceğiz. Kalmanın sinyali mi bu acaba? Tabii bu konuşma o. Direkt zaten o. Değil mi? Demek ki anlaşılmış. Evet. İyi oyuncu be. 7-8 golü var ya hocam. 7-8 golü var yani. Santrafor'un yok 7-8 golü. Okan Buruk'un hakkını verelim. Başakşehir'li oyuncuların. Orada evet. Alın teri var. Okan Buruk ve ekibi çalışmış. Yani biz söylüyoruz bir şeyler de insanlar Mahmut yanlış anlamasın. Yani evet bir yere koyalım. Ama az önce söylediğim Okan ben arkasındayım. Bu lig olanı bu son yıllarda belki yani çok da geriye çek bu kadar şaibeli, bu kadar dizayn edilen bir lig daha olmamıştır. Bak bu kadar şaibe ve dizaynın olduğu bir sezon daha olmamıştır. Sırayla kademeli. Son düzlükte hele iki taraflı. Yani bu kadar olmamıştır. Yani yine olur Başakşehir olmaz ayrı ama bu kadar özellikle Trabzonspor'la başa baş kaldığında Trabzonspor oyuncularının şehrinin bu kadar psikolojisini... Yaklaştırmadılar hocam. Bak şimdi psikolojisini olarak... bozma etme. Trabzonspor'un söyledik burada iki stoper alamadı, hata etti. Evet. Öne geçtiği maçlarda tutamadı. Teknik taktik olarak hatası var. Var. Onu da bir yere koymak gerekir. Ezbere burada sırf hakemler değil ama hakemler öyle bir mental anlamda Trabzon şehrini, futbolcularını öyle bir hale soktular ki ya dama dediler. Ya o maç kötü bitiyor, bir laf yok. Bu maç kötü bitiyor, laf yok. Yani bu kadar hatanın, bu kadar artık aleyhine kararların normal değil. Yani adamlar penaltısı %100 bir bakıyorsun penaltı yok. Gol yok. Bu kadar hata normal değil ya. Bu anormal. Bir de senin rakibine sıfır hata. Sıfır aynen, hata. Aynen. Yani sıfır hocam? Hatayla sezon bitiriyorsun. Sen dört büyük takımı komple hata. Trabzonspor gibi, Trabzonspor 20 puanı gitti hakem hatalarından. Bak sen Galatasaray'ın gitmiştir bir 15, Fenerbahçe'nin 15, Beşiktaş'ın 15, 20'ye yakın. Yani kim yaklaşıyorsa mesela son takım düzlükte baş başa kaldıklarında dedim ya. Orada operasyonu yaptılar. O zaman bu lig son yıllardaki bu kadar şaibeli Ankara Gücü maçı 2-0 oluyor. Maçın hakemi kim? Hüseyin Göcek. Hüseyin Göcek'i geçen sene kurtarmak için deklarasyon yayınlayan kim? Göksel Gümüştağ, Ali Koç, Fikret Orman grubu. Devamlı maç idare ediyor bu amcam. Hocam herkes yediler bak. Şampiyonluk yarışında yani olan herkes yediler ya. Hocam. Defa herkes yediler ya, bak. Defa. Bak çok enteresan. Sırayla herkesi yediler. Yaklaşan bak, kim varsa. Herkesi sırayla yediler. Biz burada bağırırken kimse şey yapmıyordu. Hiç sesini çıkmıyordu kimsenin. Emre söyledik. Burada bütün yayınlar orada kasetler. Farnol'un çıktığını, Emre'nin işte Göztepe maçını söyledik. Fenerbahçe'nin bütün hakem hataları orada hepsini söyledim. Bak, ben konuşuyordum. Kimse konuşmazken. Herkes Fener, Mener, bilmem ne, Beşiktaş derken ben konuşuyordum burada. Herkes bana babı diyordu. Şimdi bakıyorum herkes yanıma geldi abi. Herkes yanıma geldi. Bana çok ağlama diyorlardı. Ya, çok ağlıyorsun hocam. Ya. Fenerbahçe amma ağlıyor diyorlardı. Amma ağlıyor diyorlardı. Evlen diyordur onu. Evet çok ağlıyorsun diyorlardı ya. Bu arada seninkiler şeyi düşürmüşler.
Puan durumunda Ankara Gücü yok. Yok ya, evet. Sağ olun oğlum. Garibana bir de siz de vurun be. Hoca, İki tekme attım be. Ulan hiç olmaz da son kağıtta yazın be altına Ankara Gücü. Son Silik kağıt. De çıkmamış. Son kağıtta bir de. Demin ilk sayfası yoktu değil mi? Evet. Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ilk sayfası da ekranda. Medipol Başakşehir'i tebrik eden. Hakikaten ya bu çocuklar sonda Ankara Gücü'nün düşünmüşler abi. Silinmiş elimizde. Erman Hoca bu bana bir atıf mı diye şu anda sormakta. İçeriden vuruluyoruz hocam. Evet hocam. Evet hocam. Ankara i̇çeriden Gücü vuruldu. Bir de içeriden vuruluyor. Şöyle şimdi tabii Burak vardı. Heh, gelmiş ekrana. Elimden geleni yaptım. 14 gün sıkıntılı karantina sürecim oldu. İyi bir sezon geçirmedik. Üçüncülük, dördüncülük bize yakışmaz. Biz şampiyon olmalıyız diyor Burak Yılmaz ve Covid'den sonraki performansım adına mutluyum ama bize yetmez. Bize yakışmayan bir sezon geçiriyoruz demiş Burak. Yani örneğin ilk 45 dakikadaki Beşiktaş gerçekten kötüydü. Ama sonra tabii ikinci yarı vites yükseltti. Bir kişi de eksik Fenerbahçe. Farklı bir görüntü çıktı ortaya ama... Ya bir aşağı baksak. 32 iki takım var. Malatya, Kayseri. Haftaya maçlarını alırlarsa. Bernardo'nun bu arada Kayseri başkanı mı? Stat'tan ayrılıyor. Kim hocam? Aşağıya bakalım artık. Aşağıya bakalım. Üstü bırakalım artık. Aşağı 2-32 var. Acaba 35 yaparlarsa avarajdan dolayı yukarıdan kurtarıyorlar mı? Şimdi çünkü yukarıda 2 tane 35 var. İkili üçlü averajları lütfen bildirin. İkinci bölümde yoksa onlar biraz da mı düştü? Daha aşağıya bakmamız lazım çünkü. Yoksa onlar da mı düştü? Çünkü Rize'nin Malatya'dan iyi olmuştur herhalde bugün. Garantileyen yok. Rize'nin ikili averajı daha iyidir Malatya'dan. Şimdi arkadaşların bize hepsini çıkartacaklar. Denizli Ankara Gücü oynayacak. Kayseri Rize eşit. Malatya'dan iyidir. İkili averajı eşit. Onlar 32 puanda ya şimdi. Tamam. Kayseri 32, abi. Rize 35 ama hani son haftalar için diyorum ben bunu. Genel averaja bakılacak orada. Orada genel averaj açısından da 31, yani, 17, eksi 17, eksi 31. Rize Spor orada da iyi. Evet orada iyi. Malatya'dan da iyidir. Malatya'dan da ikili averajı iyidir zaten. Malatya Rize'ye bakalım bir de arkadaşlar. Bugün 3 attı zaten. Malatya kimle oynuyor içeride? Alay yani mı? Sen Ankara'yı düşüneceksin de alttan diğer ikisine de bakmak lazım. İkili averajları, üçlü averaj olursa tabii 35-35-35 olursa işin rengi değişebilir. Onlara da bakalım çocuklar. Orada da şey yapmayalım. Ama Konya'nın ligde kalmayı garantilediği kesin, onu söyleyelim. 36 puanla. Diğer bölümlere de arkadaşlarım içeride şimdi ikili üçlü averajlara ikiliden çok üçlü averaja bakmak lazım. Çünkü ikilide farklı bir görüntü çıkabilir ortaya. Oraya bakıyorsunuz değil mi Koray? Evet tamam. Şimdi Burak'ın ikinci bölümü vardı. Onu da alayım. Aslında söylemek istediğim çok şey var ama bugün yeri değil. Gereksiz gündem yaratmak istemiyorum. Şu anda birleştirici, kapatıcı konumundayım. Şu an konuşmuyorum ama yeri gelince söyleyeceğim demiş. Ne acaba söylemek istedikleri? Abi bir şimdi o zaman derbi kazanmasaydın. Babacığım yani, derbi bırakınca böyle işte şey derbi kazanmışsın. Hiç konuşma abi böyle adamlık ya. Madamlık olayları falan giriyor. Böyle ben uyuz olduğum şeyler bunlar ya. Hemen böyle bir adamlık şeylerine giriyorlar ya işte biz adamız, biz şöyleyiz, biz şuralıyız, buralıyız falan filan. Konuşmayacaksın. Yani bunu ya da konuşacaksan söyleyeceksin. Başka kulüpler için mi söylüyor yoksa Beşiktaş'ın iç işleri için mi söylüyor? Hangisi için tabii söylüyor? Ne yani? Ne acaba? Bu daha çok kafa karıştırıyor bu mesela. Hocam kendi için evet, mi? Kulüp için mi? Yani ne için bu? Söylemese daha iyi. Şimdi böyle dediğin zaman kafa yani karıştırıyor. Yani kazanmışsın ya. Bırak tamam. Taraftar şeyin mutluluğunu yaşasın bunun. Gereksiz işler. Ya da bulunduğu durumdan bu arada çok bugün mutlu değil herhalde. 19 Temmuz'du Emre. Evet bugün Dünya Fenerbahçeliler Günü. Yani. Çok güzel bir gün geçti baksana. Fenerbahçe yani. Çıkıyor. Bütün Vodafone iyi istatistikler Park'ta. Hepsini mahvolduğu bir sene yaşadık ya. Bütün iyi istatistikler gitti Fenerbahçe adına. Yani. Son 10 yılın en kötü derecesi 7. Evet. Son 10 sezonun en kötü derecesi. Geçen yıl kaçıncı bir kere? 6. 22 sene sonra Trabzon'a yenildin. 20 sene sonra Galatasaray'a yenildin.
Ya bu, bu maç esasen var ya, sezonun da özetiydi bana göre. Şimdi ilk yarı 14 tane rakip ceza sahası içinde topla buluşuyor Fenerbahçe. Rekor.